Şimdi sizlere Türkiye İttifakı diyerek çıktığı yolda bir büyük değişimin ateşini yakan, umutların tükendiği en karanlık anlarda yepyeni umutlara ses olan, 2. yüzyılın yeni lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Coşkuyla selamlıyoruz. Coşkuyla selamlıyoruz. Bu ne güzel Giresun. Teşekkür ederim. Adasıyla, Kümbet Yaylası'yla, dünyanın en kaliteli fındığıyla, havasıyla, suyuyla, doğal güzellikleriyle, güzel insanlarıyla canım Giresun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kırk ikinci alayın torunları, Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Dumlupınar'ın şehitlerinin torunları, bir başka şehirde şehitliği olan tek şehrin kahraman insanları, hepinize merhaba. Alnının terini fındık bahçesine damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğuna çocuğuna bakan, onların rızkını çıkaran, haramdan yalandan korkan, kalbinde vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu olan güzel Giresun'un yiğit mert insanları, hepiniz hoş geldiniz. Biricik kızımın dedesinin memleketi, Bulancağ'ın güzel insanları, Küçüklü köyümüzün güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Bulancağ burada. Bulancağ, damadınız, enişteniz size emanet. Bulancağ size emanet. Bugün miting burada. Bulancağı alırsanız enişte çay içmeye geliyor Bulancağı. Söz veriyorum. Değerli Giresunlular, burası şüphesiz dünyanın en güzel, en kaliteli fındığının üretildiği yer. Ancak fındık üreticisinin derdi tasası bitmiyor. 4 liralık mazot 19 lira olmuştu. Güvenin kardeşinize, dolar düşecek, mazot düşecek, enflasyon düşecek, girdi maliyetleri düşecek diyorlardı. Mazot, ben Burdur'daydım 40 liraydı. Isparta'daydım 41 liraydı. Antalya'da 42 oldu. Dün Artvin'de 43'tü, bugün mazot 44 liraya dayandı. Çiftçinin, köylünün artık bıçak kemiğine dayandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylüler memleketin en büyük çilesini çekiyorlar. Buna Giresun'dan bir itiraz yükseltmek gerekiyor. 44 lira mazotla tarım olmaz, fındıkçılık olmaz, geçim olmaz. Uzun süredir unutturdukları bir şey var. ÖTV ve KDV. Ege kıyılarındaki, Antalya'daki lüks yatlara, kotralara, gezinti teknelerine, denizlerdeki gemilere ÖTV'siz, KDV'siz verilen mazotun bugün 44 liradan çiftçiye verilmesi kabul edilemez. Buradan her söylediğimize bir kulp takan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum.
Bugün ÖTV'siz, KDV'siz mazot 27 lira. Fındık üreticisine ve ulaştırmada çalışanlara, kamyonculara, taksicilere ÖTV'siz ve KDV'siz mazot verilmesinin çağrısını yapıyorum. Ve sana sesleniyorum. Hodri meydan, açalım meclisi, düşürelim ÖTV'yi, KDV'yi, güldürelim yüzleri. Ya bu Giresun'da kaç tane miting yapıyoruz? Bir miting burada var. Bir miting burada var. Bir miting burada var. Bir miting burada var. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Meydanlara sığmıyorsunuz. Ben size Giresun'da ne yaşadığımızı anlatacağım adaylık süreciyle ilgili. Ama önce şunu söyleyeyim. Fındığın dünyadaki üretiminin %70'i Türkiye'de yapılıyor ve bunun en kalitelisi Giresun'da üretiliyor. Ancak fındıkta sadece 2 milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. Yani 120-130 milyar dolarlık bir pazar var. Pazarın %70'i bizde. Basit bir hesapla 100 milyar dolarlık bir pazarın bizde olması lazım. Bize 2 milyar, geri kalan dünya devlerinde. Yani bu fındıktan biz hakkımızı alsak, Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun, Trabzon bu fındıktan hakkını alsa sizin sırtınız yere gelmez. Dünyanın en zengin üreticileri olursunuz. Ama hesap ortada. 100 milyarlık hacmin 2 milyarı bize, 50'de biri bize, 50'de 49'u dünya devi kartellere gidiyor. Bir yandan da 2B arazilerin sorunları var. Fındık bahçelerini elimizden almaya çalışıyorlar. Bir diğer taraftan yine çok önemli gördüğümüz bir sorun alan bazlı destekleme. Ya alan bazlı desteklemeye dönüme 170 lira veriyor. 10 dönüm bahçe olsa 1700 lira veriyor. Bunu 10 yıldır aynı parayı veriyor. Ya 10 yıl önce mazot 2 lira 60 kuruş 170 lira veriyorsun. Bugün mazot 44 lira yine 170 lira veriyorsun. Bu alan bazlı desteklemenin derhal arttırılması, ürün bazlı desteklemelerin derhal arttırılması, 4 dolarlık fiyatın altındaki tüm işlemlerin men edilmesi, bu konuda cezai yaptırımlar uygulanması, fındıkçının sonuna kadar arkasında durulması, banka borçları %88 artmıştır. Bu borçların en az 3 yıl faizsiz yapılandırılması ve 1 yıl hiç ödemesiz olması gerekmektedir. Fındık üreticisinin sesini Giresun'dan haykırıyorum. Fındık üreticisinin sesini Giresun'dan haykırıyoruz. Artık yeter, sesimizi duyun. Bu sene Türkiye'de küçülen tek sektör tarım oldu. Zaten kötü yönetildiği için Türkiye %4,5 büyüdü. Matah bir büyüme değil, telafi edici bir büyüme değil. Ama bir yandan da tarım küçülüyor. 3 milyon hektar arazi artık ekilmez, dikilmez hale geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında. Tarım Belçika kadar toprak kaybetti. Kendi kendine yeten bir ülkeyken hem tarım ürünlerini, hem karkas eti, hem canlı hayvanı, hem löp eti dışarıdan gelirken gümrük vergileri de dönem dönem kaldırılarak bizim hayvancılıkla uğraşanımızın, tarımla uğraşanımızın canını okuyan düzenlemeleri göz açıp kapayana kadar yaptılar. Ama haklı beklentilerin tamamı bir yanda duruyor.
2023 yılında 34 bin ton et ithal ettiler. 2024 yılında 600 bin sığır ithaline izin verdiler yapılacak. Yem fiyatları bir yılda %100 arttı ve 2021'de 60 lira olan et 2022'de 110 liraya, 2023'te 260 liraya ve en nihayetinde %90 artışla bu sabah, bu sene 500 liraya dayandı. Yani sadece 3 yılda et fiyatları kötü politikalar yüzünden 8 kat artmış durumda. Ve bu hepimizi etkiliyor. En çok orta direği etkiliyor. Orta deliği artık düşük gelirli yoksullar olarak ifade edebiliriz. Eskinin orta direği emekliler, öğretmenler, memurlar, esnaflar, küçük çiftçiler artık eziliyorlar. Ve bundan 1,5 ay önce emeklinin sesini duyun dediğimizde meydanlarda çok fazla emekli yoktu. Bir çağrıda bulundum. Siz sesinizi duyurmaya karar verirseniz, siz meydanlara gelirseniz, benim sesime kulak verirseniz biz bu işi Türkiye'nin gündemine getiririz dedim. Her gün yeni ayaklar eklendi ayaklarımıza. Her gün yeni kabuklar çatladı. Yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerimizi ve en sonunda doldurdu emekliler meydanları ve haklarını istiyorlar. Haklarını istiyorlar. Şimdi buradan bütün Türkiye'ye gösterelim. Bu meydandaki emekliler bir ellerini kaldırsın. Bakın, hiç az değiliz. Çoğuz, 16,5 milyon kişiyiz. Ve size söz veriyorum. Siz geldikçe, siz arkamızda durdukça, siz sesimize ses oldukça, sizin sesinizi duyuracağız. Hakkınızı söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Şimdi bir gerçek var, bir gerçek. Bütün emeklilerin bilmesi gereken, tekrardan asla vazgeçmememiz gereken bir gerçek var. Bundan 22 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde bir en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Doğru mu? Yani size hiç dokunmasa, hiç karışmasa bugün asgari ücret 17 bin lira, 26 bin lira emekli maaşı alacaktınız. Allah var ya, 26 bin lira hiç fena bir emekli maaşı olmazdı en düşüğü için. Ama bugün 0,59, yani asgari ücretin %59'unu size veriyorlar. Ve bu öyle ufak tefek bir şey değil. Bakın, 3 Kasım 2002 tarihinde emekli, en düşük emekli maaşını alan emekli maaşı çekse, şuradaki kuyumcuya gitse tam 8 çeyrek altın alıyor. Bugün 10 bin lirayla 2,5 çeyrek altın alamazsınız. Yani 5,5 çeyrek altın kayıp bir emekli Giresun'da bir çeyrek altını cebinden düşürse, çantasından düşürse, eve varsa fark etse, deli çıkar gider her tarafta onu arar. Öyle mi? Bakın, bir emekli değil, bütün emekliler bir sefer değil, her ay bir altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetmiş durumdalar. Şimdi emeklilere soruyorum. Bir altın düşürsen gidip düşürdüğün yerde ararsın. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Siz ayda 5,5 çeyrek altını nerede kaybettiniz? Sandıkta. Nerede bulacağız? Önümüze gelen ilk sandıkta. İlk sandıkta.
Bir de işin sadece maaş boyutu yok. Bayram geliyor. Ramazan mübarek gündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Emekli ikramiyesi eskiden yoktu. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 2015 seçimlerinde dedi ki emekliye iki bayramda birer ikramiye. Veremezsin dediler. Veririz dedik. Hep beraber söyledik. 7 Haziran seçimlerini biz kazanamadık ama onlar da kazanamadı. 1 Kasım'a giderken biz de vereceğiz dediler. Hatırlayın. Sonra 1 Kasım geldi geçti. 3 sene geçti. 2018'e kadar emekliye hiçbir şey vermediler. 3 Ramazan, 3 Kurban, 6 bayram hakkınızı yediler. 2018 seçimleri gelince 1000 lira verdiler. Biz dedik ki birer maaş olacak. Birer asgari ücret ver. Olmaz. 1000 lira yeter. Bizim o beğenmediğimiz 1000 lira o gün 24 kilo kıyma alıyordu. İnanmayan baksın. O gün 2018'in ilk ikramiye günü 24 kilo kıyma alıyor. İkramiye 1000 lira. Şimdi Nisan'ın başında yatacak. 3000 lira. 2 idi 3 oldu. Git kasaba alıyor almıyor 6 kilo kıyma. 24 kilo kıyma düşmüş 6 kiloya. Emekliye atılan kazığa bakın. Emeklinin 30 sahur, 30 iftar sofrasından, bayram sofrasından, buzdolabından, mutfağından, evladının, torununun kursağından tam 18 kilo kıyma çaldılar. Sadece emekli ikramiyesiyle 6 sene içinde. Şimdi bana diyor ki, efendim Özgür Efendi de çıkmış, meydanlarda emeklileri kışkırtıyor diyor. Kardeşim senin bu kadar yaptığın haksızlık emekliyi kışkırtmıyor da bunu söylemem kışkırtıyorsa kışkırtacağım tabii. Anlatacağım tabii. Bakın benimle kavga etmek istiyor. Benimle kavga etmek istiyor. Sürekli sataşıyor. Hakaretler, iftiralar. Ona şunu söyledim. Tamam, seninle kavga edeceğim. Ama senin o çok istediğin kimlik siyaseti üzerinden değil, mezhep siyaseti üzerinden değil, o konudan bu konudan değil. Ben seninle kavgayı emekliler için vereceğim, emekçiler için vereceğim, esnaflar için vereceğim. Memlekette zam var. Memlekette hayat pahalılığı var, yoksulluk var. Beyefendilerin derdi başka. Bunları görmeyecek, başka bir kavganın içine bizi çekmeye çalışacak. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. İşimiz, gücümüz emeklidir, emekçidir, esnaftır, çiftçidir, namusuyla çalışan, vergisini veren üreticidir. Ama şu kadarını görelim. Her şeye para bul. Emekli için dedim ki ben emekli kart çıkaralım. Hiç duymadı. Şimdi hazırlık yapıyoruz diyor. Yedişer bin lira seyyanen zam verelim. En düşüklük emekli maaşını asgari ücret edelim. Bütün emeklilere yedişer bin verelim dedim. Kabul etmedi. Şimdi dün çıkmış genel sekreterleri bir hazırlık yapılıyor. Tayyip Bey söyleyecek. Söylüyor, söylüyor. Bakın, staj mağduruna, çıraklık mağduruna, Bağkur'un 9000 güne, öbür taraftan söz verdiği mülakata, hepsinin sözünü verdi yapmıyor. Şimdi de, efendim, siz oyu bana verin, seçimden sonra ben emeklinin durumuna bakacağım. Yok öyle ama, yok öyle ama. Recep Tayyip Erdoğan, bakın kameraların önünde Giresun'dan sana sesleniyorum. Eğer
1,5 aydır ısrarla söylüyorum. Nihayet emekliyi diyordun ki ekonomi 4,5 büyüdü. Herkesin keyfi yerinde, emekliyi Özgür Özel kışkırtıyor. Şimdi diyormuşsun ki son hafta söz veririm. Söze karnımız tok. Gel, sana çağrı yapıyorum. Hodri meydan. Haftaya pazartesi meclisi açalım. Salı günü emekliye zam mı yapalım? Samimi sen gel hadi. Gel hadi. Gel, bu insanların yüzünü güldürelim. Eğer bu zammı yapacaksan seçimden önce gelip o zammı yapacağız. Öbür türlü ben zam yapacağım, siz inanın derseniz artık bu insanların boş lafa da tutulmayacak, sözlere de karnı tok. Başka tarafa kardeşim, başka tarafa. Şimdi bir taraftan da Giresun'a verilip tutulmayan sözler var. Özellikle bu Güney Çevre Yolu. Kardeşim, bu Güney Çevre Yolu'nu 2012'de söz verdiler. Her seçim gelip bir söz daha veriyorlar ama herhangi bir şey yapmıyorlar. Ve 7 saydım bugün gelirken, 7 Ulaştırma Bakanı değişmiş. Hepsi Güney Çevre Yolu sözü vermiş. Bu söz tutulmamış. Siz bu trafiği çekiyorsunuz. Kentiniz bu sıkıntıları çekiyor. Limana köprülü kavşak yapacağız dediler. Köprülü kavşakla ilgili maliyet 283 milyon. Ayrılan ödenek 10 milyon. Bu hesaba göre 30 yılda bitecek o. 30 yılda. İhtiyacın 30'da birini ödenek diye ayırmışlar. Yani Giresun'la ilgili bu yaptıklarının tamamı ama tamamı kandırmaca. Şimdi gelelim işin en önemli tarafına. Bir tarafta birçok gerçek dışı söylemde bulunanlar var. Bir tarafta da Giresun'a gerçekten hizmet etmek için heyecan duyanlar var. Ben bütün adaylarımızı, bütün ilçe adaylarımızı ve Giresun adayımızı yakinen biliyorum. Hepsine güveniyorum. Hepsi için sizlerden destek istiyorum. Şimdi Fuat Başkan'la ilgili, Fuat Köse'yle ilgili şu kadarını söyleyeyim. Giresun'un bir evladı. 12 yaşından beri sanayi sitesinde. Çıraklıkla girmiş. Kalfa olmuş. İlgili okulları bitirmiş. Kendi işini kurmuş. 10 kadar arkadaşımıza ekmek sağlıyor. Sanayinin bilinen, dürüst, temiz, sözüne güvenilir esnafı. Giresun'daki herkesin çok sevdiği bir kardeşimiz. Ayrıca Giresun Sanayi Spor'un kadın futbol takımının da başkanı. Böyle bir şey için de özellikle teşekkür ediyoruz. Sanayi yönetiminde görev almış, partimizde görev almış, hepimizin çok takdir ettiği bir kardeşimiz. Biz Giresun'daki adaylık hikayesini şöyle şekillendirdik, şöyle yaşadık. İl başkanımızla konuştuk. Sonuçta Giresun benim memleketim, öyle değil mi? Bulancaklılar. Bulancaklıyız ama Giresunluyuz yani. Şimdi dedik ki, il başkanımız dedi ki, başkanım, geçen seçimi biz kendi hatalarımızdan kaybettik. Küçük bir farkla kaybettik. Ancak Giresun bu kayıptan pişman. Partililerimiz çok üzgün ama Giresun da üzgün. Hizmet yok, kötü yönetim var, israf var ve Giresun Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini, dürüst, namuslu, çalışkan belediyeciliği
hizmet belediyeciliğini geri çağırıyor dedi. Dedim nasıl yapalım? Dedi ki uygun görüyorsanız ön seçim yapalım. Tabii ben Giresun'da namuslu, temiz, dürüst, çalışkan belediye başkanlığı deyince aklıma Kerim Başkan geliyor. Kim gelecek? Dedim Kerim Başkanımı bir arayayım, ona fikrini bir sorayım. Almanya'daydı. Dedi ki çok doğru yaparsınız. İl başkanımız iyi niyetlidir, çalışkandır. Ön seçim yapmak doğru bir karardır dedi. Ön seçimi yaptık. Ön seçimden Fuat kardeşimiz çıktı. Tekrar aradım. Başkanım dedim. Fuat köse çıktı. Çok isabetli olmuş. Duydum dedi. Sevindim dedi. Arkasındayım dedi. Nasıl yaparız dedim. Dedi ki örgüt etrafında birleşir. Ben de gelirim. Hep beraber çalışırız. Giresun'u kazanırız dedi. O günden beri adayımızın yanında, arkasında gerçek bir partili, benim de çok sevdiğim bir abim, kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve Fuat kardeşim belediye başkanı olduğunda Fuat başkanın en önemli yol göstericisi başkanımız olacak. Ona birlikte sahip çıkacağız. Bir iki tane video var. Ben gördüm. Gördünüz mü? Gel kardeşim Fuat, böyle öne geç, bir şey göstereceğim. İki video var. İki tane selam var. Birisi Mansur Yavaş'tan, birisi Ekrem İmamoğlu'ndan. Şimdi siz Fuat kardeşimi, Fuat Köse'yi Giresun Belediye Başkanı yapıyorsunuz. Başkanın sağ omzunda Mansur Yavaş'ın eli. Sağ omzunda. Başkanın sol omzunda Ekrem İmamoğlu'nun eli. Tam arkasında da genel başkanın eli. Sonuna kadar arkasındayım. Sonuna kadar. Gördüler Fuat Köse geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Başlamışlar şöyle söylemeye. Efendim, belediyenin durumu kötü. Gelirse maaşları ödeyemez. Kardeşim, bu belediye Kerim Başkan zamanında kötü değildi. 5 yılda geldiniz. Belediyeyi bu hale getirdiyseniz, siz kalırsanız belediye maaş ödeyemez. Fuat Köse gelir. Evet Allah bu sıkıntılı dönemi bitirir. Efendim, CHP gelirse belediyeden işçileri işten çıkaracak. Bakın, biz belediyeyi kaybettik. Kişi kendinden bilir işi. Geldi milletin işiyle oynadı, aşıyla oynadı. Evlenmesine günler kalmış insanları kapağına koymaktan hiç utanmadılar. İşte burada, işte Giresun Meydanı burada, işte Fuat Başkan orada, işte belediye burada. İşte belediyenin yüzü, işte Fuat Başkan'ın yüzü. Öyle son günlerde numaradan içeri doldurduğunuz militanlar varsa bilmem, bu tarihlerden, bugünlerden önce bu belediyeye işe girmiş kimsenin ne işinden oynarız ne aşından oynarız. Bu kadar basit. Bu kadar net. Bu arada tabii sizinle sözleşelim. Tabii Bulancağı kazandıklarında önce Bulancağı gideceğim. Bulancak'tan geleceğim.
İl binamızda bir çay içeceğiz. İl başkanım diyecek ki kahve söyleyeyim, yok diyeceğim. Kahveyi geleceğim bu belediyede Fuat Başkan'dan içeceğim. O gün belediyeyi kazandık, mazbatayı aldık. Nisan ayı içinde damadınız Özgür Özel geldiğinde burada buluşmaya ve Fuat Başkan'ın bir acı kahvesini içmeye var mısınız? O gün burada olacak mıyız? O zaman son sözüm şudur. Biz sadece sosyal demokratlardan değil, milliyetçi demokratlardan, ülkücü kardeşlerimizden, biz muhafazakar demokratlardan, haramdan, yalandan korkmuş, bırkmış, ürkmüş Giresunlulardan, biz Giresun'daki herkesten oy almaya, herkese hizmet etmeye, bu belediyenin kapısını ardına kadar açık tutmaya geliyoruz. Bizim partimiz onlar gibi küfrün, hakaretin ve korkunun ittifakı değil, umudun ve gelecek güzel günlerin ittifakıdır. Onların ittifakının adı değil ama bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Bizim ittifakımız millet, milli takım gol atınca ayağa kalkan herkesten o ister. Bizim ittifakımız filenin sultanları şampiyon olunca onlarla birlikte ağlayan herkestir. Bizim ittifakımız gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük. Buradaki mitingdekiler, biz sizi de duyalım bakalım. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük. Buradakilere bir bakayım. Ya kaç tane miting var maşallah. Şu tarafı bir duyayım. Kırmızı, 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 en büyük. Şimdi hep beraber. Emeklisi, çiftçisi, balıkçısı, köylüsü, esnafı ve bütün Giresun hep beraber. Kırmızı, 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 en büyük. En sonunda Fuat Başkan kazanacak, Giresun kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, hızlıca adaylarımızı davet etmek istiyorum. Merkez Duroğlu Belediye Başkan adayımızdan başlayacağız. Evet, önce bir şöyle güçlü bir alkış alalım. İşte Giresun. İşte Giresun. Bu ne güzel Giresun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi adaylarımızı davet edeceğim yukarıya. Evet, küçük bir ara. Evet, adaylarımızı alalım yavaşça. Değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. Adaylarımızı alalım.
şimdi belediye başkan adaylarımızı anons edeceğim. Merkez Duruoğlu Belediye Başkan adayımız Yahya Çalçalı, Çamoluk Belediye Başkan adayımız Uğur Nazlı, Alucra Belediye Başkan adayımız Necati Kavukçu, Doğan Kent Belediye Başkan adayımız İrfan Tüfekçi, Yağlıdere Belediye Başkan adayımız Halit Demir, Güce Ahmet Belediye Başkan adayımız Salih Bal, Şebin Karahisar Belediye Başkan adayımız Murat Kömbe, Dereli Belediye Başkan adayımız Özlem Uzuner, Görele Belediye Başkan adayımız Hasbi Dede, Keşap Belediye Başkan adayımız Metin Öztürk. Evet, müziği alalım. Bulancak Belediye Başkan adayımız Necmi Sıvıç, Espiye Belediye Başkan adayımız Erol Karadere, Espiye Soğukpınar Belde Belediye Başkan adayımız ve mevcut belediye başkanımız Mustafa Eyice, Eynesil Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan adayımız Ahmet Latif Karadeniz, Tirebolu Belediye Başkan adayımız ve Belediye Başkanımız Burhan Takır, Piraziz Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan adayımız Hüseyin Görgülüoğlu ve Giresun'umuzun Belediye Başkanı Fuat Köse. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin dev kadrosu. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte sizleri selamlıyorlar. İşte Giresun, işte Cumhuriyet Halk Partisi. Coşkuyla sallıyoruz bayrakları. Bu ne güzel Giresun. İşte Giresun. Bu ne güzel Giresun. Çok teşekkür ediyoruz. İlginize, sevginize 31 Mart'ta yepyeni baharlarda buluşmak üzere.